بسم الله الرحمن الرحيم İki cihan serveri fahri kainatımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin alezvacı tahirat eshab-ı güzin ensar muhacirin tabi'in tebe-i tabi'in eyme-i müştehidin müfessirin muhaddisin hazaratımızın silsile-i sadatımızın üstadlarımızın bahusus huzuru alilerinde bulunduğumuz Eba Eyyub el-Ensari Hazreti Halid ibn Zeyd radıyallahu anh zat-ı lehtar efendimizin ve bu civarda metfun bulunan bir cümle ehlullah, ricalullah ve şühedanın ve cümle geçmişlerimizin ervahı için Allah'ımızın rızası için El-Fatiha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Errahmanirrahim. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Sırâtal lezîne en'amte aleyhim gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Âmin ya Rabbi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل ol menba-i bağ-ı belagat ol andelivi gülüzari fesahat ve ol mahzeni fadli saadet Muhammed Mustafa ra salavat Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alâ âli seyyidina Muhammed. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Küntüm hayra ümmetin uhricet linnâs. Te'mirûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tü'minûne billâh. İlâ âhiril âyâ. Sadakallahu l-azim. Ve bellegana Resuluhun Nebiyyül Kerim. Ve nahnu ala ma kâle hâlikuna ve râzikuna ve mevlana mineşşâkirîne şâhidîne bi kalbin selîm. Cenab-ı Hak ve Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretleri cümlemize ve cümle ümmeti merhumeye meded-ü inayet ve lütfi hidayet buyurup tevfikat Rabbaniyesine cümlemizi mazhar buyursun. Aziz ve muhterem müminler, kıymetli din kardeşlerim, lehül hamd, Allah'ımızın kulları için, ümmeti Muhammed için lütfettiği, ihsan buyurduğu evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat olan ayımızın 29. gecesine vasıl olduk. Bugün 28. orucumuzu eda ettik. Rabbim bugüne kadar eda eylediğimiz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, verdiğimiz ve vereceğimiz sadakatımızı, zekatlarımızı dergah-ı izzetinde kusurlarımızla birlikte kabul buyursun. Aziz efendiler, Ramazan-ı Şerif münasebetiyle Cuma geceleri, yani bugün bu akşam Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece teravihten önce huzuru Hazreti Halid'de
bu mübarek makamda, bu mübarek mekanda sohbetlerimize devam ettik. Bu akşam teravihten önceki sohbetlerimizin sonuncusu olacak. Bir veda konuşması yapacağız. Yarın akşam son teravihimiz. Evet, bu gece 29. teravihimiz. Huzuru Hazreti Halid'de. Ravza-i Mutahhere'den, o mübarek mukaddes mekanlardan sonra dünyanın en mübarek mekanı işte bulunduğunuz yer. Hazreti Halid radıyallahu anh Efendimizin civarı. Onun yanı başında, onun ruhaniyeti, onun nuru, onun feyzinin, bereketinin hakim olduğu burada teravih namazlarını kılmak elbette bir ayrıcalığı da ifade eder. Rabbim dergahında kabul buyursun, mübarek etsin. Çok sevinçliyiz. Yarın son teravihimiz olacak. Öbür günde arefemiz ve pazar günümüz de bayramımız olacaktır. Bu bayram milli bayramlar değil. İnsanların maddi zafer elde ettiklerinden sonra yaptıkları bayramlar değil. Bu yerlerin, göklerin sahibi, Halik'i, Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu, kendine kulluğunu ispat edenlere, kendine kulluk yapanlara, kendinin rahmet kapısına gelenlere ihsan ettiği bayramların bayramı Ramazan bayramımız olacaktır. Elbette bayramla ilgili bayramın kısımlarını ve bayramın getirdiklerini inşallah sürekli dersim bulunan bu mabette, bu kürsüde cumartesi günü, arefe günkü sohbetimde arz ifadeye çalışacağım. Ya Rab, huzuru Hazreti Halid'de uzaktan yakından gelen şu kullarının halisane ibadetlerini, ibadetlerimizi dergahında kabul eyle. Sohbetimizi ihlasla dinlemeyi, dikkatle, gürültüsüzce anlatılanlara kulak vererek, kulakla birlikte gönül vererek dinleyen ve dinlediklerimizle de amel edenlerden eyle ya Rab cümlemizi. Bu ümmet Cenab-ı Rabbil Alemin Bakara suresinin 111. ayetinde ey Muhammed ümmeti bize hitap ediyor Cenab-ı Hak. Küntüm siz oldunuz. Tabii bu ümmetin öncüleri vardır. Bu ümmetin öncüleri Eshab-ı Kiram. Eshab-ı Kiram da ikiye ayrılır. Muhacirin ve Ensar. Yani Efendimiz'i etrafında pervane olarak herkesin Peygamberimizi reddettiği, inkar ettiği, en büyük işkence ve ezaları reva gördükleri Mekke'de sevgili Peygamberimize inanıp etrafında pervane olup tevhidi kabul eden, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen ve ondan sonra da mallarını, mülklerini, evlatlarını, yakınlarını terk ederek Allah ve Resulüne itaat ederek malını, servetini, bağını, bahçesini bırakarak Medine-i Münevvere'ye hicret eden eshab. Onlar bu ümmetin öncüleri. Küntüm onlara hitap. Siz ey muhacirin kullarım. İki, Efendimiz'e kucak açan, gönüllerini açan, Mekke'den Medine-i Münevvere'ye gelirken memleketinde zengin ama Medine'ye gelince fakir düşmüş,
malını mülkünü bırakmış din uğruna, Allah sevgisi uğruna, peygamber aşkına, Medine-i Münevvere'deki iman eden, işte Medineli olan huzurunda bulunduğumuz Hazreti Ebu Eyyub el Ensari, o kardeşlerine kucak açmışlar. Evleri iki odalıysa bir odasını muhacirlere tahsis etmişler. Eğer onların bir dükkanı varsa yarısını ayırmışlar, kardeşlerine dükkanın yarısını bila bedel, bila kira tahsis etmişler. Muhacirine böyle kucak açmışlar. Kim? Medineli Ensar. İşte eshab iki kısımdır, muhacirin ve ensar. Onlar biz Muhammed ümmetinin öncüleri ve en şereflileridir. Biz onların yolundan gitmeye çalışan onların tabileriyiz. Ya Rab, onların yolundan bizi ayırma ya. Küntüm siz diyor Cenab-ı Hak, ey Resulümün sahabileri, sahabilerden sonra tabi'in, tebe-i tabi'in ta günümüze gelinceye kadar hepimize siz oldunuz hayra ümmetin, ümmetlerin en hayırlısısınız siz buyuruyor Allah'ımız. Şu şerefe bakın. Uhricet linnas, insanlık için çıkarılan ümmetlerin en azizi, en şereflisi, en faziletlisi, en onurlusu sizsiniz diyor Hazreti Allah. Bu hitabı Rabbimiz yapıyor. Bu hitaba muhatap olmak ne büyük bir devlettir. Ne büyük bir nimettir. İşte bu nimete te'murune bil maruf, sizler bu ümmet güzeli emrederler, emredersiniz. Ve tenhevne anil münker, kötülükten alakoymaya çalışırsınız. Ve tü'minûne billah, Allah'a imanda da sabit bir kademsiniz. Sarsılmaz bir bağ ile Allah ve Resulüne bağlısınız. Ya Rab, bu yüce vasıflarla bizi muttasıf kılarak ümmetlerin en hayırlısıdır buyurduğun şu hitaba muhatap olmak nimet ve devletini bizde daim eyle. Ya Rab, bu şerefi bizden alma ya Rabbi. Bu şereften mahrum olanlara da bu şerefi ihsan eyle. Şimdi bu ümmete de Hazreti Allah ibadetlerin en kolayını, ibadetlerin en sevaplısını ihsan etmiş. Namazın en kolayını, orucun en kolayını, zekatın en kolayını, yani ne kadar Rabbimizin bu Muhammed ümmetine, Habibinin ümmetine emirleri varsa hepsi yuridullahu bikümül yusra ve la yuridu bikümül usr. Allah size hep kolaylığı murad ediyor. Ey Muhammed ümmeti, size diyor Cenab-ı Hak, bize hitap ediyor. Rabbiniz size hiçbir hususta güçlü istemedi ve istemeyecek, murad etmedi. Bütün kolaylıkları size ihsan etti. Ramazan ayı, oruç ayı. Elhamdülillah. 28. orucunda tuttuk. Hiç şikayet edeniniz var mı içinizde? Ne demek şikayet etmek? Doyamadık. Kanamadık. Sahurlara, iftarlara, teravih namazlarına. Evet, doyamadık efendiler. Sevinç ve sürurumuzun hudutu ve sınırı yok. Mevlamız bu ümmete bütün kolaylıkları bahşetmiş. Hiç zorluğu istememiş. Ayakta namaz kılamazsan kulum, oturarak kıl demiş. Oturarak kılamazsan yatarak kıl demiş, buyurmuş. Allahu Ekber. Daha ne istiyor bu ümmet yani? Daha başka ne kolaylık arıyor? Suyla abdest alamıyorsan, su alma teminine imkanın yoksa toprakla teyemmüm et demiş efendiler. Sevgili Peygamberimiz yalvarmış Cenab-ı Hakk'a, ya Rabbi, benim ümmetim acizdir, zayıftır. Onlara merhamet et Allah'ım. Allah'ım, Allah'ım, ben olsun yapamayacağım.
Allah'ım ben ümmetsiz yaşayamam. Allah'ım ben ümmetimsiz yapamam Allah'ım diye yalvaran o rahmet peygamber bizim tevbelerimiz için yalvarmış, yakarmış son nefesimize kadar. Mevla tevbe etme imkanını bahşetmiş. Ömrü boyunca günah işlese son nefesinde, son nefesine yaklaşırken nadim olsa, içinden pişman olsa, diliyle söyleyemezse, Cenab-ı Hak onun kalbinden geçenleri bilen Allah'ımız kalbiyle hakkıyla yönelse, Mevlamız onun tevbesini kabul ediyor. Kafirse, Müslüman olmak istiyorsa son dakikaya kadar onun imanını ve İslam'ını kabul ediyor ve bütün geçmişini de bağışlıyor. Bütün geçmişindeki yaptığı o kötülükleri siliyor, ibadet etmiş gibi tertemiz, pampak ediyor. Böyle bir ümmetiz. Böyle bir cemaatiz. Böyle bir şerefli topluluğuz. Aziz ihvanı dinin, o rahmet peygamberin hürmetine evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş ayımızın son günlerini yaşıyoruz. İşte bu geceden itibaren yarın akşam tek teravihimiz kaldı. Teravihlerimizle Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhteremimize bağlılığımızı, ona hürmetimizi, saygımızı ifade etmeye çalıştık. Sevgili Peygamberimiz Medine-i Tahiresinden bizi seyrediyor. O şahit bir peygamberdir. Her şeyi Allah ona göstermektedir. Bizi adım adım takip etmektedir. Ve yalvarıyor, Ya Rab, benim için, Ya Rab, onlar yalvarıyorlar, şefaatimi istiyorlar. Allah'ım, benim sevdiklerimi seviyorlar, benim sevmediklerimden uzaklaşıyorlar. Onları ben sevdim Allah'ım, seviyorum, sen de sev onları Allah'ım diye yalvaran rahmet peygamberin bize şefaati uzması da ayrı bir nimet olacak, ayrı bir devlet olacak ahirette. Efendiler, o rahmet peygamber, o ufuk peygamber, o bizi hiçbir an unutmayan ve bizsiz yapamayan ve bizsiz Ayşe validemize söyledi, Ya Ayşe, ben ümmetimsiz yapamam, ümmetimsiz benim hayatımın tadı da yoktur buyuruyordu. İşte o Resul-ü Azam bir hadisi şeriflerinde günümüzle, gecemizle, gecelerimizle alakalı bakın ne buyuruyorlar. Dikkatle dinleyelim. Hazreti Cabir rivayet buyuruyor. İzâ kâne âhirû leyletin min Ramazan. Ramazan'ın son gecesi olunca, işte yarın akşam son gecesi, yani son teravihimiz, bu gecede artık elveda, el firak, ne zaman da geldi geçti. İlk perşembe gecesi, yani böyle bir geceyle başladık teravihimize. Cuma günüydü ilk orucumuz, teravihle karşıladık. Yarın akşam da teravihle uğurlayacağız inşallah. Müezzinlerimiz güzel sesleriyle merhaba ya şehr-i Ramazan diye sesleniyorlardı. Daha geçen akşamdı. Şimdi de bu akşam, yarın akşam elveda, el firak ya şehr-i Ramazan. Ey bizlerden istemeye istemeye ayrılan, istemeye istemeye bize veda eden gufran, rahmet ve mağfiret ayı, el firak, elveda nidaları yerleri gökleri inletiyor. Son gecesi, son günleri olduğu zaman buyuruyor Resulullah'ımız. Beketis semavat vel ard vel melaike. İzâ kâne âhiru leyletin min Ramazan. Beketis semavatü vel ardu vel melaike musibeten li ümmeti Muhammedin aleyhissalatu vesselam. Son günlerine gelince Ramazan,
son gecelerine gelince Ramazan, 7 kat semavat, yaşadığımız arz, melekler, ümmeti Muhammed'e olan bu üzüntüden, bu ayrılıştan, bu vedadan, bu firaktan dolayı hüngür hüngür gözyaşı dökerler buyuruyor Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemimiz. Evet, şu dakikalarda artık semavat ağlıyor. Yaşadığımız toprak ağlıyor. Bitkiler, meyveler, ağaçlar, her şey ağlıyor. Melekler ağlıyor. Şimdi zannetmiyorum içinizde tek bir kişinin de Seyfi Alkan Hoca böyle söylüyor ama hiç sema nasıl ağlar? Yer nasıl ağlar? Melekler nasıl ağlar? Böyle şey olur mu diye kalbinden geçirecek bir kişinin bile bulunduğunu düşünemem. Hatırıma bile getirmek istemem. Hepiniz benim gibi inandınız, iman ettiniz. Ben inandım, iman ettim ve tasdik ettim. Yerler ve gökler ağlar. Ağlar mı? İnandık, iman ettik. Peki öyleyse imanınızın daha da kuvvetleşmesi için yerlerin ve göklerin ağladığına dair ben bir ayet okuyayım size. Ayeti kim inkar edebilir? Ancak kafirler inkar edebilir. Mümin inkar edebilir mi? Mümin, iman eden, bu ayda nazil olan, Kadir gecesinde nazil olmaya başlayan Hazreti Kur'an'a inanan elbette hiç tereddüt etmez. Hiç şüphe etmez. Efendiler, Duhan suresinin 29. ayeti. Duhan suresinin ilk ayetlerinde de Leyle-i Kadir veya Leyle-i Berat'tan bahsediyor Cenab-ı Hak. Leyle-i Mübareke'den. O ayetlerin devamında şöyle buyuruyor 29. ayette. Fema beket aleyhimus sema'u vel erdu ve ma kanu munzari. Sadakallahu lazim. Hafız olanlarımız içimizde var. Evet, buyuruyor ki Rabbimiz, fema beket ağlamadı. Fema beket ağlamadı. Aleyhim, o kafirlerin, o azaba müstahak olup suya gark olan Firavun'un ve Firavun'un avenelerine, deccallara, efendim şeddatlara, neronlara, münafıklara, din düşmanlarına helak edip yok edilip gidilen Ad, Semud kavimlerine yerler ve gökler ağlamadı buyuruyor Hazreti Allah. Ha, demek ki yerlerin ve göklerin ağladıkları varmış. Bilmem, anlatabildim mi efendiler? Onlara ağlamadı. Küfür üzere gidenlere sema ağlamaz. Arz ağlamaz. Ama bir mümin, namazlı, abdestli, teravihli bir mümin, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh şehadetiyle ruhunu teslim eden bir mümine yer, bulunduğu yer, bölge hüngür hüngür ağlar. Allah'ım, benim üzerimde sana secde eden, benim üzerimde rükû eden, benim üzerimde iftar eden, benim üzerimde sahur eden, teheccüd namazları kılan bir kulun ayrılıyor Allah'ım. Onun üzüntüsü içindeyim diye senin evin, hanen, odan, yaşadığın mekanın hüngür hüngür gözyaşı döker. Ve ona gök kubbede, ona tavan olan semamız onun için ağlar. Bir veli, bir gönül sultanı bu alemden ebediyete gidince ona mekan olan sema ve arz ağlar. Neden? Çünkü bir yıldız öbür aleme geçti. Onun dünyada bulunmasıyla sema şerefleniyordu. Onun üzerinde bulunmasıyla arz, mekan, o ev şerefleniyordu. Onun zikriyle, onun Kur'an okumasıyla bulunduğu yer azizleniyordu, şerefleniyordu, bereketleniyordu. Onun için ağlar. Ama bir kafir gidince asla ağlamaz diyor Cenab-ı Hak.
O küfür üzere giden, benim gadabıma maruz kalan ve helak ettiğim kavimler üzerine semanın ve arzın gözyaşları yoktur. Ancak inananlar için gözyaşları vardır. İşte bu ayetle sabittir. Ve mâ kânû munzarîn. Onlar bekletilmeden helak edildiler. Onlara mühlet de verilmedi buyurulmaktadır. Şimdi bu ayeti celile ile anlıyoruz ki sevgili peygamberimiz de bu hadis-i şerifinde Ramazan ayı giderken semavat ağlar. Ağlar mı efendiler? Ayetle anladık ağladığını. Arz ağlar. Ne biliyorsunuz efendiler? Semadan yeryüzüne bulutlardan akan o sular semanın gözyaşı olmasın. Hiç düşündünüz mü? Allah'ın rahmeti ama gözyaşı. Zaten bir mümin Allah korkusundan gözyaşı dökerse, bir damlacık Allah korkusu için gözyaşı dökebilse, o tek bir damlacık gözyaşı cehennemi söndürmeye yeter, yeter de artar bile. Çünkü Allah aşkı, Allah korkusu, Allah sevgisi cehennemi söndürür. Onun karşısında cehennemin ne hükmü olabilir ki? Ateşin ne hükmü olabilir ki? Binaenaleyh şu dakikalarda semavat gözyaşı döküyor, manevi bir gözyaşı döküyor. Onun maddi rahmeti de semanın bir gözyaşı olduğunu da unutmayınız. Arzımızın gözyaşları da akan nehirler olduğunu da hiç hatırınızdan çıkarmayın. Biliyor musunuz ki o şarıl şarıl akan sular Allah Allah deyip akıyorlar. O yaratıldığı günden beri yeryüzünün akan ve dinmeyen gözyaşlarıdır. Hiç düşündünüz mü? Düşündük mü acaba? Belki de o akan artıcanlar, o ardı arkası kesilmeyen asırlardan beri akan çeşmeler, o koca nehirler, ufak nehirler, küçük dereler, büyük dereler, bu yeryüzünde insanların yaptıkları isyan için ağlamasınlar. İnsanların günahlarına ağlamasınlar. Acaba böyle diyebilir misin? Diyemeyiz. Belki de onlar bizim onun üzerindeki yaptığımız hatalarımız için ağlıyor. Gözyaşı hüngür hüngür, harıl harıl gözyaşı döküyor. Allah korkusu için ağlıyor. Binaenaleyh mümin bunun şuuru içindedir. Bunun idraki içindedir. Çünkü Rabbimiz Bakara suresinin başka bir ayetinde ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhul enhar, öyle kayalar vardır ki o kayalardan nehirler akar buyuruyor Allah'ımız. Var mı böyle içinizde? Adanalı var mı? O taraftan gelen var mı? O tarafa gidenleriniz, efendim o yöreye doğru karayoluyla gidenleriniz, hepinizde, hepimiz içinde belki ekseriyetimiz vardır. Orada Şeker Kaya diye bir yer var. Kayanın içinden harıl harıl bir su çıkıyor efendiler. Dağın kayanın içinden fırlıyor. Yaratıldığı günden beri bağırarak akıyor. Dağın altından, kayanın içinden koca bir nehir çıkıyor. Onu anlatıyor Cenab-ı Hak ayet. Öyle kayalar vardı ki onun içinden nehirler akar. Akıyor mu? Gördünüz mü? Gördük efendim. Öyle kayalar vardır ki ve inne minel hicareti lema yeşşakkaku feyahrucu minhülma. Allah korkusundan çatlamış da arasından sular fışkırıyor. Öyle de kayalar var mı? Öyle de var. Ve inne minel hicareti lema yehbitu min haşyetillah. Öyle kayalar vardır ki Allah korkusundan kopmuş yerinden yuvarlanarak aşağı iner buyuruyor Allah'ımız. Binaenaleyh Allah'ın öyle kulları vardır. Kalpleri nehir gibi füyüzat-ı ilahi akıtır. Peygamberan-ı uzam, mürşitlerimiz, gönül sultanlarımız, ziyaretine eda ettiğimiz Hazreti Ebâ-i Yübel Ensari, onların gönülleri nehir nehir akıyor. İşte o akan sudan içmeye geldiniz bu akşam buraya.
Manevi su içmeye geldiniz. Öyle kayalar, öyle Allah'ın kulları vardır ki daha az onların kalplerinden füyüzat ötekileri gibi değildir. Allah'ın nice kulları vardır. Allah korkusundan secde-i rahmana varmış. Sabahlara kadar gözyaşı dökerler. Öyleyse semamız da gözyaşı döküyor. Bu ümmete, Muhammed ümmetine ihsan edilen Rabbimizin bir ay Ramazan misafiri işte bizden ayrılıyor. Yarın akşam son teravihimiz. Ey bu ayın kıymetini bilenlerle bilmeyenler, arasındaki farkı gelin düşünün efendiler. Böyle bir rahmet akışı içerisinde Mevlamıza koşarak, onun Habibine koşarak bugüne geldik. Kusur işlemeden, kabahat etmeden, açık vermeden şu aziz misafirimizi hoşnut ve razı etmek niyet ve kastıyla, azmiyle bu 29. gecemize geldik. Şimdi içimizde bir hüzün var. Peki Muhammed ümmetine gelen bir hüzün, Muhammed ümmeti için yerler ve gökler ağlarsa biz niye ağlamayalım? Bu suali sormayalım mı şimdi kendimize? Sema bizim için ağlıyor. Ramazan ayı gidiyor diye ağlıyor. Yer Ramazan ayı gidiyor diye ağlıyor. Melekler ağlıyor. Çünkü evvelki akşam ben de geldim buraya teravihten sonra. Başka bir yerde vazifem vardı. Sabaha kadar burası doldu taştı. Öteki mabetler doldu taştı. Evet müminler. Evet. Cenab-ı Rabbil Alemin bu kullarının ibadet ve taatlarını semalarda meleklerine, inemeyen meleklerine naklen yayın yaptırarak gösterdi Hazreti Allah Celle Celaluhu. Ey meleklerim, bakın yeryüzünde benim kullarıma nasıl benim için secdelere varmışlar, nasıl hüngür hüngür ağlıyorlar. Ve kimisi de İbadet ederken yorulmuş, uykusu gelmiş. Ey meleklerim, uykusu gelmiş benim kulumun. Gidin de bakın, tam secdeye varmış, uyuyakalmış. Uyuyakalmış secdede, abdest almış. Nafile namaz, tesbih namazı kılarken uyuyakalmış secdede. Ama ey meleklerim, o kulumun vücudu, cesedi seccadenin üzerinde, onun ruhu ise benim yanımda, gidin de ziyaret edin onu buyururmuş. İşte böyle geceleri geçiriyor ve böyle günler bize veda ediyor. Melekler ağlamasın da kim ağlasın? Bu rahmeti gördükçe, bu ümmeti merhumeyi Allah'ımızın bu ihsanını gördükleri için, bu sahnenin kapanışından dolayı, bu aziz misafirin ayrılışından dolayı, çünkü pazar gününden itibaren şu devleti bulamayacağız. Pazar gününden itibaren şu 29 gecedir içinde bulunduğumuz bu manevi deryayı bulabilmemiz için 11 ayı beklememiz gerekecek. O da ömrümüz olursa. Evet benim sevgili kardeşlerim, her taraftan gelmiş mübarek huzurda şu sohbeti dinleyen kardeşlerim, size daha neler anlatmak istiyorum ama vaktimiz yok. Kısaca hülasa etmeye çalışacağım. Evet, Efendimiz hadis-i şerifine devam ediyor. Buyurdular ki Resulullah'ımıza, kıyıl ya Resulallah, eyyü musibetin hiye al aleyhisselam zehab-ı Ramazan. Efendim dediler ya Resulallah, yerleri gökleri ağlatan nedir? Ne sebepten dolayı ağlıyor melekler? Ramazan'ın gidişinden dolayı buyurdu Esam. Ramazan-ı Şerif'in gidişinden dolayı. Çünkü fe inned davat fiha müstecabe. Çünkü bütün dualar o ayda makbul idi. Cenab-ı Rabbil Alemin izâ de'ani fel yestecibûli vel yu'minû bi leallehum yerşirûn. Ey kullarım, benden icabet talep ediniz. Kulum bana dua ettiği zaman ve benim huzurumda benden cevabını beklesin. Cevabını talep etsin benden. Ve bu talepte de ısrarlı olsun benim kulum. İmanda
ibadette, taatta ısrarlı olsun benim kulum ki arzunuza, maksudunuza, matlubunuza ulaşmış olasınız. Binaenaleyh duaların müstecab olduğu ve sadakat makbul eden, sadakaların kat ve kat makbul olduğu ayımız gidiyor. Burada bir acıklı kıssayı arz etmeme izin verir misiniz efendiler? Hazreti Fatıma validemiz rahatsızlaşır. Ve Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe Efendimiz'e buyurur ki, efendi çok rahatsızım. Kim rahatsız olan? Sevgili Peygamberimizin kerimesi Fatıma validemiz. 20 küsür yaşlarındadır. Çok hararetim var ya Ali. Ne istiyorsun, ne yapayım, arzun nedir diye sorar. O kadar canım bir nar istiyor, nar. Bir nar olsa da onu şöyle açsak, suyunu sıksak sanki düzeli verecekmişim gibi. Öyle bir his var içimde. Peki der Hazreti Ali Kerremallahu Veçhe Efendimiz, çarşıya nar almaya çıkar. Çıkar ama cebinde parası yoktur. Cebinde parası yoktur, imkanı yoktur. Bir kilo, yarım kilo nar alacak imkanı yoktur. Allah Resulü'nün damadı, Allah Resulü'nün kerimesine, cennet hatunlarının efendisi olan Fatıma validemize yarım kilo, bir kilo nar alacak imkanı yok. Nihayet çıkar, bir kardeşinden borç alır, gider çarşıdan, hemen bakkaldan, manavdan, nerede satılıyorsa alır. Tam eve yaklaşırken, yolda bir ihtiyar, iki büklüm olmuş, hüngür hüngür ağlıyor. Yanıyorum diyor, yaralıyım diyor. Yaralıyım, ne oldu diyor Hazreti Ali, yaklaşıyor yanına. Çok hararetliyim, ah diyor, elindeki nardan bir içsem düzeleceğim diyor. Çok çok muhtacım, çok fakirim, hiç imkanım da yok. Ne olur bana lütfet diyor. Hazreti Ali onu o halde görünce sarsılıyor. Düşünün şimdi, biraz ileride refikası Allah Resulü'nün kerimesi bekliyor. Narı bekliyor. Bir tarafta da bu ihtiyar, bu muhtaç, fakir ne olur diyor. İki arada kalmış Hazreti Ali. Karar vermesi lazım. Ya ona verecek ya vermeyecek, eve götürecek. Karar vermeye çalışıyor ama karar veremiyor bir türlü. Karar veremiyor. Tam heyecanlı bir anı yaşıyor. Ve nihayet Allah'ın ayetleri hatırına geliyor. Cenab-ı Hak peygamberimize Duha suresinde buyuruyor ki: "Ve emmel fe emmel yetime fela takhar ve emmes saile fela tenher." Sakın yetimi ezme. Sakın at üzerinde bile olsa birisi bir şey isterse onu gücendirme, darıltma, onun arzusunu yerine getir. Şimdi ben hangisini yapayım? Zevcem Fatıma'nın radıyallahu anh arzusunu mu, yoksa bu fakirin mi? Ama Allah'ın bu ayette böyle buyurduğu için diyor ve Efendimizin öteki hadislerini de hatırlıyor. Çare yok, ben buna vereceğim diyor ve fakire narı veriyor. Eli boş, almasına da imkan yok artık. Eli boş eve doğru yöneliyor. Tam kapıya yaklaşırken Fatıma validemiz onu bekliyor. Bir de baksa ki Fatıma validemiz kalkmış, kapıya gelmiş. "Ya Ali, buyurun, hoş geldiniz." diyor. Ama o kadar neşeli, o kadar zinde, o kadar sağlıklı, o kadar sıhhatli ki Hazreti Ali heyecanın başka bir heyecanını yaşıyor. Ve Fatıma validemiz diyor ki, "Ya Ali, gel, hiç üzülme. Allah'ım bana öyle bir sıhhat verdi ki biraz önce ne hastalığım kaldı, ne hararetim kaldı, ne sıkıntım kaldı, hiçbir şey kalmadı ya Ali. Ne yaptın sen? Senin yaptığını da ben uzaktan seyrediyordum. Evet, doğrusunu yaptın. Sen o fakire bana aldığınları verir vermez Allah'ım bana anında afiyet verdi. Anında sıhhat verdi. Birden zindeleştim. Ne nar istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Gel ya Ali." Bu Allah'ın bir mucizesidir. Allah'ın bir ikramıdır. Babamın
Resul-i Ekrem ve Nebi-i Muhterem'in bana bir teveccühüdür diyor. Oturup dertleşirken tam o esnada ne oluyor biliyor musun efendiler? Daha başka bir mucize gerçekleşiyor. Birdenbire Cenab-ı Rabbil Alemin Cebrail Aleyhisselam'ı vazifelendiriyor. Ya Cebrail, cennete in, cennet narlarından 10 tane nar al, acele Habibi Muhammed ve Resulüm Muhammed'ime acele yetiştir diyor. Zira onun kerimesi benim rızam için, onun zevci bir fakire aldıklarını tesadduk ettiler, ona verdiler. Binaenaleyh ben o kadar razı ve memnun oldum ki, ya Cebrail acele götür, Hazreti Ali bir verdi ama şimdi ben ona cennetten bire 10 gönderiyorum. 10 tane nar Cennet-i Ala'dan anında peygamberimize indiriliverdi. Peygamberimize haber verdi Cibril-i Emin hadiseyi. Sevgili peygamberimiz de alel acele Selman-ı Pak Hazretlerini görevlendirdi. Ve güzel bir tabağın içerisine 10 tane cennetten gelen nar, özel nar, Allah tarafından ikram, üzerini örterek bunu çabuk kızım Fatıma'ya yetiştir dedi. Selman-ı Pak Allah tarafından gönderilen deyince bir nükte yapayım dedi. Eshab latifesi, bir latife yapayım dedi. 10 tane nardan birini alıp cebine koydu. 9 tane bıraktı. Kapıyı çaldı. Onlar içeride sohbet ediyorlar. Ayşe, Fatıma validemizle Hazreti Ali kerramallahu vece efendim sohbet ederken kapı çalın. Kim o dedi Hazreti Ali? Ben Selman'ım dedi. Ya hoş geldin, buyur içeri. Der demez elindeki kasede, elindeki özel tabaktaki narları buyurun dedi. Buyurun deyince ikisi daha heyecanlandılar. Aman efendim bu nereden geliyor diye sordular. O da dedi ki Selman-ı Pak Hazreti, bu size Allah tarafından geliyor. Hazreti Allah gönderdi bunu deyince açıyorlar. Hazreti Ali, Fatıma validemiz birer birer narı hürmetle alıp öpüyorlar, sayıyorlar 9 tane. Fatıma validemiz ve Hazreti Ali diyor ki ya Selman, bu narlar kimden geliyor? Allah'tan Resulüne, Resulünden de size. Size Resulullah gönderdi bana. Hazreti Allah göndermiş ona Cibril Emin ile. Öyleyse ya Selman, bu narlar 9 değil 10 olması lazım diyor Hazreti Ali. Çünkü Allah men ca'e bil hasene felehu aşru emsaliha. Allah bire en az 10 verecektir. Ramazan orucuna en az bire 10 efendiler. 300 gün oruç tutacağız. Yarından sonra 30 günümüz 300 gün olarak yazılacak. İnşallah 6 günü de tutarsanız Ramazan'dan sonra hepinize Allah nasip etsin. Efendimiz 6 gün daha Şevval'den aralıklarla bayramdan sonra tutarsanız senenin tamamı oruçlu geçirilmiş olacaktır. 60 günde o 360 yapar. Geri kalır 5 gün. O 5 gün zaten Ramazan'da 2 gün bayram, Kurban Bayramı'nda 3 gün bayram, 5 gün oruç tutmak haram. Öyleyse senenin tamamı oruçlu. Binaenaleyh bire en az bu ümmete 10 veriliyor. Onun için ya Selman kardeşim, madem bu benim Rabbimden, Allah'ımdan, onun Resulüne, Resulünden de bize geliyor, 10 olması lazım. Kat'i olarak 10 olması lazım. Evet şaka yapayım dedim diyor. O 10. da cebimdedir buyurun diyor. Ey benim sevgili din kardeşlerim. Efendimiz işte Ramazan'ın gidişi melekleri ağlatan, yerleri ağlatan, gökleri ağlatan, çünkü sadakaların kabul olduğu, sadakaların makbul olduğu, günahların bağışlandığı bir ayımız gidiyor. Biz üzülmeyeceğiz de kim üzülecek? Üzülmeye layık olan bu ümmettir. İçinizde böyle bir hüzün, böyle bir keder yaşıyorsak tebrik ederim, oruçlarımız, ibadetlerimiz kabul olmuş demektir. Çünkü ancak iman edenler bugünün gidişinden üzülürler. Ah doyamadık teravihlere. Hazreti Halid'de Eba Eyyub el Ensari'nin huzurunda orada coşkuyla kıldığımız teravihlere öteki camilerde doyamadık. Şimdi bizden ayrılıyor. Suyu çekilmiş değirmene döneceğiz diye üzülmek
imanımızın gereğidir. Ama bayramın da sevinci var, Allah'ımızın ziyafeti var. İnşallah bu mevzularla ilgili daha geniş sohbetimizi cumartesi günü öğlenden önce aynı camimizde, aynı kürsüde kırık dökük cümlelerimle arz ifadeye çalışacağım. Ya Rab, günahlarımızı affeyle. Kusurlarımızı bağışla. Ya Rab, amin diyen, yalvaran, iltica eden 29 gecedir gönüllerini Ya Rab sana vermiş, dönmüş, Habibi Edib'in, Resul-i Emin'inin aşkıyla teravihlerine koşmuş şu kardeşlerimizi mahrum etme. Muratlarımızı ihsan eyle. Sevgililerinin şefaatine mazhar eyle. Ramazanımızın şikayetinden emin eyle. Şefaatine mazhar eyle. Nice yıllara kavuşmayı nasip eyle. Geçmiş akşamlarda beraber olduk. Bu akşamda beraber olduk. Gelecek akşamda nasip eyle. Yani geçmiş akşamlar, geçmiş seneler, gelecek akşam, gelecek seneler nasip eyle ya Rab. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve bi hurmeti men erselte rahmeten lil alemin. Subhan rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. Vallahu alemu bis sevab ve minallahi tevfik ila ahsenit tarik ve huve hayrul refik.